Evet, of ayran nasıl güzel olacak, nasıl güzel kokuyor yoğurt. Bir de bu yoğurdu arkadaşlar bir gün size göstereyim. Evde mayalayayım fırının içerisinde. 24 saat sonra, yok 6 saat sonra fırından bir çıkartıyorsun taş gibi. Üstünü hiç sarmıyorsun gazeteyle falan. Annem de fırına koyuyor. Ben bir de ayranı böyle biraz koyu severim. Sen? Ben de çok suyu sevmiyorum. Evet, biraz daha kıvamı yoğun olabilir. Çorbada da aynı, aslında aynı kıvamı tercih ediyorum Nermin. Yani değil mi? Sen çorbayı nasıl içersin bilmiyorum ama ben çok su olunca... Çorbada böyle birazcık koyu seviyorum ya. Böyle damak zevkime hitap ediyor. Biraz daha böyle geleyim, prizimiz bu tarafta. Bu arada zaten ayranın tarifinde malzemede bir şey yok. Tabii tabii, naneli yapacağız. Evet, beklediğim şey. Hiç evde yapmazdım biliyor musunuz? Sizin karşınızda oluyor. Yapacak bir şey yok. Nazar çıksın. Suyla gidiyor mu? Gidiyor. Hiç önemli değil. Hiç. Hiç önemli değil. Modumuzu düşürmüyoruz efendim. Mutfakta bu tarz kazalar olur. Ne yapıyoruz? Tuz. Tuzu çok seviyorum ayranda. Ve içine şöyle süslemesinde de kullanacağım ama içinde de kullanın. Çok güzel oluyor. Sapını kullanmayacaksın değil mi? Sapı biraz acı sert. Veriyor. Acı verir. Acı veriyor. Hemen. O yüzden sadece yaprakları. Ya nasıl güzel kokuyor bu nane, nasıl bir nimettir. Çok seviyorum ya. Bu arada ya. Tam çalıştırmadan söyleyeyim, naneyi de aç karnına tükettiğiniz zaman biraz tok tutuyor. Evet. O yüzden de evet. Çok yemenizi de engelliyor aslında. Böyle de yiyebilirsiniz. Evet. Naneyi yumurtayla yiyin. Efsane oluyor. Ben kahvaltıda öyle yapıyorum. Omleti de çok nefistir onun. Bayağı ayranım efsane olacak. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim. Çok güzel oluyor. Biraz daha büyük bir kap bir dahakine. Köpüklü bir ayran. Yok böyle bir ayran. İçinde nane aroması ve tuzuyla buluşmuş enfes bir ayran. Bugün menümüz belli. Evet, of of of. Köpüğü görüyor musunuz efendim? Aman ya Rabbim. Maşallah. Biz iki kişilik yaptık. Sizler daha çok malzemeyi arttırabilir, azaltabilirsiniz. Biliyorsunuz mutfakta herkes kendi evinin şefi. Hanımlar, siz güçlüsünüz. Şöyle ne yapıyoruz? Sunuma taç takıyoruz şu an. Maşallah diyorum. Bunu da ne yapacağım? Birazdan konuğuma ayran ikram ederken sunum yapacağım bebeğim. Ben de yiyeceğim onları. Nermin'in enfes mutfağı boşa demiyoruz efendim. Ayran hazır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.